Herkese selam. Bugün sizlerle Temmuz ayında okuduklarımı paylaşacağım. Temmuz ayında toplam 7 tane kitap okudum. Benim için çok çok iyi başlayan bir aydı aslında. Ki bu kitapları da sanırım ayın 17'sine kadar falan okudum. 17'sinden sonra kesinlikle hiçbir şey okuyamadım. Çünkü Trabzon'a falan gittik ve orada yani bilmiyorum hastalandım falan derken işte buraya geldik. Burada daha çok ders çalışmaya yöneldim falan derken o yüzden çok fazla okuyamadım açıkçası. Bu ay hedefim 15 falan okumaktı ama olmadı. Neyse artık yapacak bir şey yok. Artık Ağustos ayına diye düşünüyorum. Umarım Ağustos ayında 10 kitabı geçebilirim. Bu ayın ilk kitabı 4N1K2 idi. 4N1K2'yi ben sevdim. Yani bildiğimiz 4N1K'ydı ve özlediğimi fark ettim açıkçası. Çünkü 4N1K benim Wattpad'den çıkıp sevdiğim nadir kitaplardan biri. Hani içerisinde böyle saçma olaylar barındırmaktansa arkadaşlık ve dostluğu barındırıyor. Aslında ilk kitap biraz daha dostluk temalıydı. Bu biraz daha aşk temalıydı. Yani bana öyle geldi. Ama yine de içerisinde böyle eğlenceli replikler hani bildiğimiz 4N1K'ydı yine. Sadece birazcık işin içine aşk karışmıştı. Ben severek okudum ve 2 günde falan bitirdim sanırım. Çok yani akıcı bir kitap. Tavsiye ederim kesinlikle eğer Reading Slump'taysanız. Bu ayın ikinci kitabı Kızımın Katiline Mektuplar'dı. Kızımın Katiline Mektuplar benim okuduğum ilk gerilim romanı oldu. Ve gerçekten hani böyle şeylerden biraz korkan biriyim. Ama bu kitap çok da böyle yani aslında korku ve gerilim ayrı şeyler ama çok da şey bir kitap değildi. İçerisinde çok da korkutucu öğe barındıran bir kitap değildi diyebilirim sanırım. Çünkü ben bile korkmadıysam yani. Ama şimdi dediğim gibi korku ve gerilim aynı şey değil. Ben kitabı gayet sevdim. Yabancı yayınlarından çıkmış olan bir kitap ve bence gerçekten değerini görememiş bir kitap. Çünkü kitabı başka hiçbir yerde duymadım. Ne Booksegam'da ne Booktube'da. Veya bunu D&R'dan aldım işte. Denk geldiğim için aldım. Okudum konusunu falan beğendim. O şekilde aldım. Ama bunu almadan önce hiçbir D&R'da da denk gelmemiştim. Hani bence reklamı yapılmadığı için birazcık değerini görememiş bir kitap gibi geldi bana. Eğer böyle gerilim tarzı şeyleri seviyorsanız gerçekten bakabilirsiniz. Çünkü gerçekten ilginç bir konusu vardı. Bir annenin kızının ölmesi sonucunda bu işte cinayeti çözmeye çalışıyorlar ve hani bu süreci anlatıyor. Aslında tam olarak da böyle hani mektup, bu mektup sıkıcıdır diye düşünmeyin. Çünkü gerçekten hani anlatımı falan olsun gerçekten böyle sanki olayları hikaye okuyormuşsunuz gibi, roman okuyormuşsunuz gibi aslında. Ama mektuplar şeklinde yazılmış. Yine de bütün olayı detaylarıyla anlatıyor tam bir roman gibi. Ama şöyle söyleyebilirim, yazarın dili bence biraz basitti. Ama konu olarak gerçekten çok beğendiğim bir kitap oldu. Bir de şunu söylemek istiyorum. Çok fazla dediğim gibi gerilim, polisiye veya korku romanı okuyan bir insan değilim ve bu da ilkti. Daha önce hiç Sherlock bile okumadım. O derece yani eksiğim bu konuda. Ama katili başından beri hani tahmin ediyordum ve tahmin ettiğim kişi çıktı. Sanırım yani dediğim gibi birazcık basit bir dili vardı. O yüzden ondan kaynaklı da olabilir. Kurgusu da biraz basit gibi olsa da tahmin etmiş olmamdan dolayı bunu söylüyorum. Konu bakımından gerçekten hani çok güzel bir kitaptı. İlginç bir konusu vardı. Bence bir göz atabilirsiniz. Bu arada ikisine de 4'er puan verdim. Şu birazcık nasıl söyleyeyim, çerezlik bir kitap olduğu için yani bilmiyorum, böyle kitaplara 5 veresim gelmiyor nedense. Bu da dediğim gibi biraz basit kaçtığı için. Bu ayın 3. kitabı İçimdeki Gölge'ydi. İçimdeki Gölge'ye ben başladığımda gerçekten hani sevmeyeceğimi düşündüm. Çünkü içerisindeki bazı kelimeler, mesela engelli yerine özürlü kullanılması gerçekten beni böyle bilmiyorum biraz üzüyor ve yüreğimi burkuyor açıkçası. Bu yüzden hani çok da o kelimeyi kullananlardan pek haz etmiyorum. O yüzden birazcık böyle ön yargılı başladım. Ama kitap gerçekten böyle insanların, engelli olan insanlara karşı bakış açısını çok çok iyi bir şekilde anlatıyor. Ve gerçekten sonunda böyle acayip derecede hiç beklemediğim bir olay oldu. Ben bu kitabı TÜYAP'tan almıştım. Hani konusunu, yazarını, hiçbir şeyini bilmiyordum. Ve yazarı orada diye TÜYAP'a gitmişken bir tane de imzalı kitap alabileyim diye almıştım. Aslında bir arkadaşım bana hediye etmişti, öyle söyleyebilirim. Ama gerçekten hani toplumdaki engellilere bakış açısını çok çok
güzel eleştiren bir kitap bence. Ve gerçekten çok böyle can alıcı bir kitap. Hani aniden, yani nasıl söyleyeyim bilmiyorum ama gerçekten böyle hiç tahmin edemeyeceğiniz şeyler geliştiren bir kitap. Kitabın konusundan çok kısaca bahsedecek olursam, bir engelli bir arkadaşımızın bir iş yerinde, kütüphanede işe başlaması sonucu, çünkü kitap okumayı çok seviyor ve kütüphanede çalışmak istiyor. Engelli kadrosuyla işe alınacak bir gazetede ilan görüyor ve o da başvuruda bulunuyor. Daha sonra kabul ediliyor ve orada işe başlıyor. Sonra bunu yaşadıklarını anlatıyor. Bir tane arşivciyle tanışıyor falan filan derken. Çok fazla bahsetmek istemiyorum çünkü gerçekten spoiler vermek istemiyorum ama gerçekten böyle çok beklemediğiniz şeyleri bulabileceğiniz bir kitap. Hiç düşünmeyeceğiniz şeyleri. Bu ayın dördüncü kitabı Üvercinka'ydı. Üvercinka bir şiir kitabı. Ama ben bu kitaptan beklediğim şeyi alamadım diyebilirim. Çünkü gerçekten diğer şiir kitaplarının yanında, diğer okuduğum Özdemir Asaf'ların yanında bu biraz basit kalmıştı bana göre. Ama yine de Cemal Süreyya'ya daha güzel kitaplarıyla bir şans daha vermeyi düşünüyorum. Bu ayın beşinci kitabı Şair Evlenmesi'ydi. Şair Evlenmesi edebiyat dersinde çok çok fazla ismini duyduğumuz bir kitaptı. Ve ben de İş Bankası'nın bu tarz böyle Türk edebiyat klasikleri ve modern klasiklerini biriktirirken bu kitabı da alıp okumak istedim çok fazla geçmeden. Gerçekten beğendiğim bir kitap oldu ve şöyle söyleyebilirim ki bence yazılmış ilk tiyatro metnine göre, hani bugünümüz Türkçesi tabii ki, ama yazılmış ilk tiyatro metnine göre bence gerçekten gayet ama gayet başarılı bir metindi. Ben çok beğendim. Eğer böyle tiyatro metinlerini falan seviyorsanız kesinlikle bu kitabı tavsiye ederim. Puanlarını söylemeyi unutuyorum. Şuna sanırım 4 vermiştim. Pek emin değilim. Şuna 3 verdim. Buna da 5 verdim. Bu ayın 6. kitabı Stephen Zweig'den Mecburiyet'ti. Stephen Zweig'la ben satranç kitabıyla tanıştım ama gerçekten o kitap beni biraz sıkmıştı ve hani sevemeyeceğim bir yazar olduğunu düşünüyordum. Ama gerçekten Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu'nu okuduktan sonra sevebilirim dedim kendi kendime ve geçen alışverişimde biliyorsunuz ki bir sürü kitabını aldım. Bu da onlardan biriydi. Okudum ve gerçekten çok 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 sevdim. Böyle bir solukta okuyabileceğiniz bir kitap. Zaten çok 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 ince bir kitap ve gerçekten oturduğunuzda en fazla bir saatte bitirebileceğiniz bir kitap. Ben çok beğendim dediğim gibi. Bu kitaba da 5 verdim. Kitabın konusuysa askere gitmek isteyen, yani aslında savaşı desteklemeyen bir kadın ve eşini anlatıyor. Eşini askere çağırıyorlar ve hani kadın gitmesini istemiyor ama adam kendini mecbur hissediyor. Bu şekilde gelişen bir hikayeyi anlatıyor. Bence gerçekten çok çok güzel bir kitaptı. Bu ayın 7. mi ya? 8 değil miydi? 4, 5, 6. Bir dakika ya. Aa, ben 8 kitap okudum sanıyorum, ne hikmetse. Neyse. Bu ayın 7. ve son kitabı Vatan Yahut Silistre'ydi. Bu da edebiyat dersinde kendini çok duyuran bir kitap oldu. Bunu da geçen alışverişimde aldım. Bu arada yorumlara yazmışsınız. Bu oynanan ilk tiyatro metniymiş. Evet. Siz yazınca ben de hazırladım. Galiba öyleydi. Şimdi yine yanlış bir şeyler, yanlış bilgi vermek istemiyorum. Vatan Yahut Silistre bence güzeldi. Ama şöyle söyleyebilirim. Bir tiyatro metnine göre bence çok çok uzun cümleleri vardı. Hani bunu gelip de oynamaya kalksanız hani cidden çok aşırı derecede ezber yapmanız gerektirecek olan bir kitap. Nasıl bir cümle kurdum ya? Ve çok fazla uzun cümleler olması aslında beni sıktı diyebilirim. Çünkü diğer okuduğum tiyatro metinlerinde asla böyle değildi ve bu biraz beni şaşırttı doğrusu. Şair Evlenmesi'ni bundan daha seri bir şekilde okumuştum. Neredeyse aynı kalınlıktalar. Yine de sevdiğim bir kitap oldu. Vatani görevini yapmak için askere çağrılan bir genci ve onu seven bir kadını anlatıyor. Gencin askere çağrılması ve gitmek zorunda olması ve gitmek istemesi sonucunda kadın da erkek kılığına girip onunla birlikte askere gidiyor. Zaten sanırım bu hikayeyi duymuşsunuzdur. Çok fazla böyle tarih şeylerinde falan çok geçiyor. Benim bildiğim ve tiyatrosunda izlediğim bir hikayeydi. Gerçekten ama okumak daha bambaşka diyebilirim. Hani böyle çok duygusaldı ve ben gerçekten çok sevdim. Buna 4 verdim. Çünkü dediğim gibi o metinler birazcık beni üzdü ama yine de güzel bir kitaptı. Son zamanlarda çok fazla tiyatro metni okuyorum ve çok sevmeye başladım. Gerçekten bir şeye karşı önyargılı olmayınca
seviyorsunuz. Benim Temmuz ayında okumuş olduğum kitaplar bu şekildeydi. Tam 7 tane kitap okudum. Siz kaç tane kitap okudunuz? Hangi kitapları okudunuz? En beğendiğiniz hangisi oldu? Yorumlara yazmayı unutmayın. Benden istek videolarınız varsa onu da aşağıya yazmayı unutmayın. Sık video atmaya çalışacağım. Trabzon'a gittiğim için birazcık bu aksadı. Ama bu videoyu en geç yarın, yani cuma günü yüklemeye çalışacağım. Umarım başarılı olurum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şu iki taraftan bir yere koyacağım ama karıştırıyorum hangisi olduğunu. Diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşünceye dek okur kalın, hoşça kalın.